Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün İslam Düşünce Tarihi dersinin çıkmış yaz okulu sınav sorularını birlikte gözden geçireceğiz. Her zamanki gibi renklendirmemizi yaptık. Yanlış cevap şıklarını sildik ki kafanız diğer şıklarla karışmasın. Sınavda doğru cevap şıkkını gördüğünüz zaman sizde bir şeyler çağrıştırsın ve o cevap şıkkını daha rahat hatırlayabilirsiniz diye diğer yanlış olan cevap şıklarını sildik. Hepinize şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu arada Telegram'da İlahiyat Açıköğretim grubumuz var. Sorularınız olur, yardımlaşmak istersiniz, yardım etmek istersiniz. Bu grubumuza katılmayı unutmayın. Ben yorumlara linki bırakıyorum. Katılmak isteyenler oradan katılabilirler. Şimdiden hepinize başarılar. İşrakiye ekolünün kurucusu kimdir? Şehabettin Sühreverdi. Şehabettin Sühreverdi'nin önemi nedir? İşrakiye ekolünün kurucusudur. İlk sistematik tercüme faaliyetinin gerçekleştiği kurum Beytül Hikme. Beytül Hikme'nin önemi ilk sistematik tercüme faaliyetinin gerçekleştiği kurum olması. Sorunun tamamını okumuyorum, okumaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde aklınıza daha kalıcı olur. Sorudaki önemli ifade ve cevap şıkkı. İlk sistematik tercüme faaliyetinin gerçekleştiği kurum Beytül Hikme. Hangisi İslam felsefe okullarından birisi değildir? Tasavvuf İslam felsefe okullarından birisi değildir. Peki İslam felsefe okulları hangileridir? Tabiatçılık, dehrilik, meşailik, işrakilik bunlar İslam felsefe okullarıdır arkadaşlar. Farabi, İbn Sina, İbn Bacce ve İbn Rüşd gibi seçkin İslam filozofları tarafından temsil edilen okul meşailik. Seçkin İslam filozofları tarafından temsil edilen okul meşailik. Önemli bir ifade, aklımıza tutmaya çalışalım. İbn Tüfeil'in kurgusal romanı hangisidir? Hay bin Yaksan. İbn Tüfeil'in kurgusal romanı Hay bin Yaksan. Bakın tamamını okumaya hiç gerek görmüyorum arkadaşlar. Bunlar sorularda akılda tutulması açısından kısa yollar. İbn Tüfeil'in kurgusal romanı Hay bin Yaksan. Eşşeyhür Reis ünvanıyla tanınan İbn Sina. Reis İbn Sina. Eşşeyhür Reis eşittir İbn Sina. Şifa adlı eserinin İbn Sina Şifa adlı eseri yazmıştır. Tamamını okumaya gerek yok. Şifa İbn Sina'nın bir eseridir. İslam düşünce tarihinde ilk ilim tasnifi yapan kişi kimdi? İslam düşünce tarihinde ilk ilim tasnifi yapan kimdidir? Elmalı Hamdi yazarın TBMM kararıyla yazdığı eser Hak Dini Kur'an Dili. Elmalı Hamdi yazarın TBMM kararıyla yazdığı eser Hak Dini Kur'an Dili'dir. Önemli bir eserdir. Süleymaniye Kürsüsü'nde adlı eser kime aittir? Mehmet Akif Ersoy. Süleymaniye Kürsüsü'nde isimli eser Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Kommentatör ünvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir? İbn Rüşd. Kommentatör ünvanı ile tanınan Endülüslü filozof İbn Rüşd'dür. Değişik bir ünvanı var. Bu değişik ünvan İbn Rüşd'e aittir. Hangisi İbn Rüşd'ün şerhlerinde kullandığı açıklama ve yorum tekniklerinden birisi değildir? Otoriteleri dışlama İbn Rüşd'ün şerhlerinde kullandığı açıklama ve yorum tekniklerinden birisi değildir. Otoriteleri dışlama. Tehafüt geleneğinin ortaya çıkışının temel nedeni nedir? Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak. Tehafüt geleneğinin ortaya çıkışının temel nedeni felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak. Osmanlı düşünürlerinden hangisi materyalizmi benimsemiştir? Baha Tevfik materyalizmi benimsemiştir. Baha Tevfik materyalizmi benimsemiştir. Tehafütül Felasife isimli eser Gazali'ye aittir. Tehafütül Felasife isimli eser Gazali'ye aittir. Tehafütül Felasife Gazali. Osmanlı topraklarında ilk kez matbaa kurmasına izin verilen kişi kimdir? İbrahim Müteferrika. Bu genel kültür açısından da bunu bilseniz iyi olur arkadaşlar. İbrahim Müteferrika'nın önemi Osmanlı topraklarında ilk kez matbaa kurmasına izin verilen kişidir. İbrahim Müteferrika. Arkadaşlar fark ettiyseniz defalarca tekrar ediyorum ki akılda daha kalıcı olabilsin.
İslam düşüncesinin batıya geçiş yollarının en önemlisi hangisidir? Arapçadan yapılan tercüme hareketleri. İslam düşüncesinin batıya geçiş yollarının en önemlisi Arapçadan yapılan tercüme hareketleri. Kitab-ı Tedbiri Mütevahhid adlı eser İbn Bacca'ya aittir. Kitab-ı Tedbiri Mütevahhid adlı eser İbn Bacca. İbn Miskeveyh'in İslam düşünce geleneğinde tarihçilik anlayışını ortaya koyan eseri Tecaribül Ümem. İbn Miskeveyh'in İslam düşünce geleneğinde tarihçilik anlayışını ortaya koyan eser Tecaribül Ümem. Tarihçilik Tecaribül Ümem. İslam ilim geleneğinde tarih düşüncesi bakımından en meşhur ve en etkili isim İbn Haldun. İslam ilim geleneğinde tarih düşüncesi bakımından en meşhur ve en etkili isim İbn Haldun. Tarih düşüncesi İbn Haldun. Bu alanda en etkili, en meşhur isim İbn Haldun'dur. Arapça eserlerin Latince'ye çevrilmesi için okul açtıran papa hangisidir? Sylvester Saki. Arapça eserlerin Latince'ye çevrilmesi için okul açtıran papa Sylvester Saki'dir. Hiçbir şeyin doğrulanamayacağını savunan bilinmez cilit adı da verilen akım tekafü-i edille. Hiçbir şeyin doğrulanamayacağını savunan, aynı zamanda bilinmezcilik adı da verilen akım tekafü-i edille. Soruları genelde iki defa veya üç defa okuyorum ki aklınızda daha kalıcı olabilsin. Meşai filozoflara göre insanın küçüklük döneminde içinde bulunduğu akıl haline kuvve halinde akıl. İnsanın küçüklük döneminde içinde bulunduğu akıl kuvve halindeki akıldır. Gazali filozofları eleştirme işine felsefeyi öğrenmekle başladı. 2 yıl süren bir okuma ve 1 yıl süren mütalaa sonunda ilk önce eserlerden hangisini yazmıştır? Mekasidül Felasife. 2 yıl süren bir okuma ve 1 yıl süren mütalaa sonunda ilk önce eserlerden hangisini yazmıştır Gazali? Mekasidül Felasife. İbn Bacca, makulleri doğrudan idrak edebilen eşyanın mahiyetini aynı ile kavrayan son grup filozoflara Süeda ismini vermiştir. Son grup filozoflara Süeda ismini vermiştir İbn Bacca. Hangisi ruhçu akımın savunucusudur? Şehbenderzade Filibeli Ahmet ruhçu akımın savunucusudur. Ruhçu akım deyince aklımıza kim gelecek? Şehbenderzade Filibeli Ahmet. Hangisi Osmanlı döneminde tehafüt geleneğini sürdüren düşünürlerden birisidir? Bursalı Hocazade tehafüt geleneğini sürdüren kişilerden bir tanesidir. Bursalı Hocazade. El-Kindi ile ilgili hangisi yanlıştır? İlimleri dini, insani ve ameli olmak üzere 3 kısma ayrılır. Bu ifade El-Kindi ile ilgili yanlıştır. İlimleri dini, insani ve ameli olmak üzere 3 kısma ayrılır ifadesi yanlıştır. Yukarıda Biruni'nin tarih anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadeden hangisi yanlıştır? Birinci ifade yanlıştır. Biruni'ye göre tüm milletler yeterli bilgiye sahip olduklarında yükselişleri hiç kesintiye uğramaz. Bu ifade yanlıştır diyoruz. İslam'ın Vaat Ettikleri adlı eserin yazarı Roger Garaudy. İslam'ın Vaat Ettikleri adlı eserin yazarı Roger Garaudy. Roger Garaudy'nin dinler ve milletler arasındaki bu ön yargı ile mücadele etmek için UNESCO'ya bağlı olarak kurduğu enstitü hangisidir? Medeniyetlerin diyaloğu için milletler arası enstitü. Roger'in kurmuş olduğu UNESCO'ya bağlı olarak kurduğu enstitü medeniyetlerin diyaloğu için milletler arası enstitüdür diyoruz. Yukarıda paragrafta hakkında bilgi verilen akıl türü Kindi'ye göre hangisidir? Buradaki önemli ifademiz şu: İstediği her an bilgi üretebilen bu aklın en belirgin özelliği önsel bilgileri, tümelleri yani varlığa ait tür cinsleri algılamasıdır. Şu ifadeden fiil alanına çıkan müstefat akıl olduğunu bulabiliriz. İstediği her an bilgi üretebilen bu aklın, istediği her an bilgi üretebilen bu aklın yani fiil alanına çıkan müstefat akıl. Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerin hangisi yanlıştır? Yalnız 4. Yani bu açıdan bakıldığında İslam düşünürlerinin en asli hedefi olan hakikat ontolojik düzeydeki varlığı tecrübe edebilmektedir. Bu ifade yanlıştır.
Kayserili Davut zaman anlayışını eserlerinden hangisinde dile getirmiştir? Nihayetül beyan fi dirayeti zaman. Sonunda zamandan belki aklımıza tutabiliriz. Fakat diğer şıklarda zaman var mıydı? Net hatırlamıyorum. Kayserili Davut zaman anlayışını eserlerinden hangisinde dile getirmiştir? Nihayetül beyan fi dirayeti zaman. Arkadaşlar videoyu durdurup baktım diğer şıklara. Diğer şıklarda zaman kelimesi yok. Bu da bizim için çok iyi oldu. Kayserili Davut zaman anlayışını sondaki zamandan bu eseri aklımıza tutabiliriz. Diğer şıklarda zaman kelimesi yok. Nihayetül beyan fi dirayeti zaman Kayserili Davut'un zamanla ilgili yazmış olduğu eserdir diyoruz. Deist bir dünya görüşü savunduğu için İslam dünyasında takipçileri olmayan tabiatçı filozof kimdir? Ebubekir Zekeriya Errazi. Neden takip edilmemiştir Ebubekir Errazi? Deist bir dünya görüşü savunduğu için İslam dünyasında takipçisi olmamış, aynı zamanda tabiatçı bir filozoftur Ebubekir Zekeriya Errazi. Batı literatüründe Avampace adıyla tanınan ve Batı İslam dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof İbn Bacce'dir. Batı İslam dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof İbn Bacce'dir. Avampace İbn Bacce. Pace Bacce. Buradaki ismiyle tanınıyor. Ola ki başka bir soru gelir ve o soruda bu ifadeyi görürseniz aklınıza Pace'den Bacce gelsin arkadaşlar. Bu şekilde kodlamış olalım. Aynı zamanda Batı İslam dünyasına yetişen ilk Müslüman filozoftur İbn Bacce. Hangisi İslam düşüncesinin yerli kaynaklarından birisidir? Hazreti Muhammed'in sünneti. İslam düşüncesinin yerli kaynaklarından birisidir Hazreti Muhammed'in sünneti. Nurettin Topçu'nun temel hedefi hangisidir? İslam ahlakına dayanan bir cemiyet düzeni kurmak. Nurettin Topçu'nun temel hedefi İslam ahlakına dayanan bir cemiyet düzeni kurmaktır. İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı Ümran ilmi. İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı Ümran ilmidir. Hangileri Müslüman meşayih filozofların Aristo felsefesine büyük önem vermelerinin nedenleri arasındadır? Üçü de Müslüman meşayih filozofların Aristo felsefesine büyük önem vermelerinin nedenleri arasındadır bu üç madde. Aristo'nun eserlerinde kendi zamanına kadar olan akli birikimi toplaması, Aristo'nun eserlerini yazarken mantıki tutarlılığa önem vermesi, Aristo felsefesini İslam diniyle uzlaşabilir görmeleri. Kendi zamanına kadar olan akli birikim toplaması, mantıki tutarlılığa önem vermesi, İslam diniyle uzlaşabilir görmelerinden dolayı. Pertevname adlı eserinde Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozof kimdir? Suhreverdi. Pertevname adlı eser Suhreverdi'ye aittir. Peki Pertevname adlı eserin konusu neymiş? Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozofmuş Suhreverdi Pertevname isimli eserinde. Farabi, İbn Sina, İbn Bacce ve İbn Rüşd gibi seçkin İslam filozofları tarafından temsil edilen okul hangisidir? Meşailik. Kısaca bunu nasıl aklımıza tutabiliriz? Seçkin İslam filozofları tarafından temsil edilen okul meşailik. Seçkin İslam filozofları ifadesini gördüğünüz zaman aklınıza direkt meşailik gelsin. Eflatuncu Aristoculuğun ortaya çıktığı mektep İskenderiye Mektebi. Eflatuncu Aristoculuğun ortaya çıktığı mektep İskenderiye Mektebi'dir diyoruz. İhsaul Ulum isimli eserinde. Bu eserin sahibi Farabi'dir. İhsaul Ulum eşittir Farabi. Farabi'nin yazdığı eser İhsaul Ulum Farabi. Allah'ın kelamının anlaşılması için gereken her şey yine kelamın kendisindedir. Bu ifade çok önemli ve çok çıkıyor arkadaşlar. Peki bu ifade, bu varsayımı bulunduran en dikkat çekici grup hangisidir? Haricilik. Bu ifade kime aittir? Haricilik grubuna aittir. Allah'ın kelamının anlaşılması için gereken her şey yine kelamın kendisindedir. Bu görüş haricilik grubuna aittir.
İslam'ın geniş coğrafyalara yayılması üzerine karşılaştığı yabancı kültürler sorununu hakikatlerin kendileri ile hakikatlerin keşfedildiği ortamların birbirinden ayrı tutulmaları gerektiği düşüncesiyle cevaplayan İslam düşünürü İbn Rüşd'dür. İslam düşünce tarihçileri arasında ilk İslam filozofu el-Kindi. İslam düşünce tarihçileri tarafından ilk İslam filozofu el-Kindi. Şeyle karıştırmayın arkadaşlar, Batı İslam dünyasındaki ilk filozof İbn Bacce demiştik. Burada ise ilk İslam filozofu el-Kindi. Hangisi Mehmet Akif Ersoy'un düşünsel anlamda etkilendiği şahıslardan birisidir? Cemalettin Afgani. Mehmet Akif Ersoy'un düşünsel anlamda etkilendiği şahıslardan birisidir. Cemalettin Afgani. Tehafütül Felasife adlı eser kime aittir? İbn Rüşd'e aittir. Arkadaşlar şimdi burada kafanız karışabilir. Ya hocam daha önceden biz bu soruyu şey olarak gördük, Gazali olarak gördük. Arkadaşlar bakın, başa Tehafütü geldikten sonra Tehafütül Felasife adlı eser gelirse bu İbn Rüşd'e aittir. Ama sadece şu iki kelime gelirse, yani Tehafütül Felasife gelirse, cevabımız Gazali olurdu. Şimdi bir önceki soruyu tekrar size göstereyim ki kafanız karışmasın. Bakın arkadaşlar, burada Tehafütül Felasife isimli eser Gazali'ye aittir. Tehafütül Felasife Gazali'ye ait. Tehafütül Felasife ise İbn Rüşd'e aittir. Yani bu başa Tehafütü ekstradan gelirse bu eserin başına, bunu İbn Rüşd yazmıştır. Eğer ki bu olmaz ise Tehafütül Felasife geleneğini zaten Gazali başlatmıştır. Yani bu eser normalde Gazali'ye aittir. Ama başa Tehafütü geldiği zaman bu eser İbn Rüşd'e ait olur. Hangisi Elmalı Hamdi yazarın eserleri arasında yer almaz? İslam'da Davayı Kavmiye, bu eser Elmalı Hamdi yazarın eserleri arasında yer almaz. İslam'da Davayı Kavmiye, bu eser Elmalı Hamdi yazarın eseri değildir. Felsefenin temel konusu insan ve insan mutluluğu olan filozof hangisidir? İbn Bacce. İbn Bacce'yi gördüğümüz zaman mutlu olacağız. Çünkü o felsefenin temel konusu insan ve insan mutluluğu olan bir filozoftur. İbn Bacce mutluluk. İbn Bacce'yi gördüğümüz zaman mutlu olacağız. Kodlamamızı bu şekilde yapabiliriz. Rıza Tevfik aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisinin temsilcisi olarak bilinmektedir? Pozitivist yaklaşım. Rıza Tevfik felsefi yaklaşımlardan hangisinin temsilcisi? Pozitivist yaklaşım. Rıza Tevfik çok pozitif düşünen birisidir. Yani pozitivist yaklaşım aklımıza gelsin Rıza Tevfik'i gördüğümüz zaman. Gazali Makasidül Felasife adlı eserinde felsefi ilimleri dörde ayırır. Hangisi bu ilimlerden birisi değildir? Ahlak. Ahlak Gazali'nin Makasidül Felasife adlı eserinde felsefi ilimleri dörde ayırırken kullanmış olduğu tabirlerden bir tanesi değildir. Bu ilimlerden birisi değildir ahlak. Hangisi metafizik olarak felsefe yapmayan ancak Batı düşüncesiyle irtibat halinde İslam düşüncesine katkı yapan düşünürlerden birisidir? Elmalı Hamdi yazır. Nasıl bir özelliği vardır? Metafizik olarak felsefe yapmayan. Elmalı Hamdi yazır. Metafizik olarak felsefe yapmamıştır. Elmalı Hamdi yazır. Gazali'nin kelami ve felsefi düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan Kelam'ın Eş'ari ekolündeki büyük alimi İmamul Harameyn Ebul Meali El-Cüveyni. El-Cüveyni'nin önemi nedir? Gazali'nin kelami ve felsefi düşünceyle tanışmasını sağlamıştır. İmamul Harameyn Ebul Meali El-Cüveyni. Gazali El-Cüveyni'den etkilenmiştir diyebiliriz. Hangisi şehirli yaşamın temel özelliklerinden birisidir? İş bölümü ve uzmanlık. Şehirli yaşamın temel özelliklerinden birisidir. İş bölümü ve uzmanlık. İbn Haldun'un tavırlar aşaması nazariyesi kapsamında insanların servet edinmeye başladığı dönem imar dönemidir. İnsanlar ne zaman servet edinmeye başlamıştır? İmar döneminde. İbn Tüfeil'in Batı'da bilimsel roman gibi bir edebi türün gelişmesini sağlayan eseri hangisidir? Haybin Yeksan. İbn Tüfeil'in
roman gibi bir edebi türün gelişmesini sağlayan eseri Haybin Yeczan. Arkadaşlar, İbn Tüfeil'in çok önemli bir eseridir ve bu soru çok çıkmaktadır. Bu soruyu aklınızda tutmaya çalışın. İbn Tüfeil eşittir Haybin Yeczan. Gazali'nin Fenestra Luminarium adıyla Latince'ye tercüme edilen eseri hangisidir? Mişkatül Envar. Mişkatül Envar'ın önemi nedir? Gazali'nin Fenestra Luminarium adıyla Latince'ye tercüme edilen eseri Mişkatül Envar'dır. Evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia eden okul Dehriye okuldur. Evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia eden okul Dehriye okuldur. El Mukaddime adlı eserin yazarı İbn Haldun. Bu aralar okumayı düşündüğüm bir eser El Mukaddime İbn Haldun'a aittir. Genel kültür olarak da bilseniz iyi olur. Önemli bir eserdir. Çok bilinen bir eserdir. El Mukaddime İbn Haldun. İşraki okulun kurucusu olan filozof kimdir? Sehabettin Es Sühreverdi. İşraki okulun kurucusu Sühreverdi. İşraki Sühreverdi. Hangisi İslam dünyasında Meşai ekole dahil olan filozoflardan birisi değildir? Gazali. Gazali, Meşai ekole dahil olan filozoflardan birisi değildir. Gazali. Bilinçli itaat eşittir tahkiki iman. Tahkiki iman, bilinçli itaat anlamında kullanılır. İslam düşünce tarihinde ilk bilim tasnifi yapan kişi kimdi? İlk bilim tasnifi yapan kişi kimdidir? İslam düşünce tarihinde. Ne demiştik? Bu ifadeyi gördüğümüz zaman aklımıza hariciler gelsin. Allah'ın kelamının anlaşılması için gereken her şey yine kelamın kendisindedir. Bu ifade haricilere aittir. El Medinetül Fazıla yani Erdemli Devlet adlı eser Farabi'ye aittir. El Medinetül Fazıla yani Erdemli Devlet eşittir Farabi. Farabi El Medinetül Fazıla isimli eseri yazmıştır. Şarih-i Azam ünvanına sahip olan düşünür İbn Rüşd. İbn Rüşd'ün ünvanı Şarih-i Azam. Şarih-i Azam eşittir İbn Rüşd. Süleymaniye Kürsüsü'nde adlı eser Mehmet Akif Ersoy. Süleymaniye Kürsüsü'nde isimli eser Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Kommentator ünvanı ile tanınan en düzüstü filozof kimdir? İbn Rüşd. İbn Rüşd, kommentator ünvanı ile tanınan en düzüstü filozoftur İbn Rüşd. Aynı zamanda arkadaşlar, şurada dikkat ederseniz yukarıda Şarih-i Azam ünvanına sahip düşünür İbn Rüşd iken aynı zamanda kommentator ünvanı ile de tanınan Endülüslü filozoftur İbn Rüşd. Yani bu iki ünvanı unutmayalım. Şarih-i Azam da kommentator ünvanları da ikisi de İbn Rüşd'e aittir. Kommentator Şarih-i Azam eşittir İbn Rüşd. Hak Dini Kur'an Dili adlı eserin yazarı Elmalı Hamdi yazır. Hak Dini Kur'an Dili adlı eserin yazarı Elmalı Hamdi yazır. Önemli bir sorudur. Defalarca çıkmıştır. Tehafük geleneğinin ortaya çıkışının temel nedeni hangisidir? Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak. Tehafük geleneğinin ortaya çıkışının temel nedeni felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak. Fatih Sultan Mehmet'in görevlendirmesiyle tehafüt alanında eser yazan kişi Ali Tusi. Fatih Sultan Mehmet Han görevlendiriyor, tehafüt alanında eser yazıyor. Kimdir bu? Ali Tusi. Osmanlı yükseliş ve duraklama dönemlerinde verilen eserlerin genel karakteristiği hangisidir? Soyutlamaya dayanması yani düşünülür olma. Osmanlı yükseliş ve duraklama dönemlerinde verilen eserlerin genel karakteristiği soyutlamaya dayanması, düşünülür olma. Hangisi Osmanlı'da matbaayı kurmuştur? Ne demiştik? İbrahim Müteferrika. Osmanlı'da matbaayı kuran kişi İbrahim Müteferrika. İbn Tüfeil'in o ünlü eserinin ismi Haybin Yeczan. İbn Tüfeil'in o bilinen eserinin ismi Haybin Yeczan demiştik. Bu eser önemli bir eserdir. Bunu bilmenizde fayda var. İslam ilim geleneğinde tarih düşüncesi bakımından en meşhur ve en etkili isim İbn Haldun. En önemli, en etkili
en meşhur tarihçi İbn Haldun'dur. İslam ilim geleneğinde tarih deyince aklımıza ilk önce İbn Haldun gelsin. Tarihçi İbn Haldun. Bu şekilde kodlama yapabiliriz. Batı düşüncesine etki eden ilk Müslüman filozof ve bilim adamı Kindi'dir. Batı düşüncesine etki eden ilk Müslüman filozof ve bilim adamı Kindi. Batı düşüncesine etki eden diyor arkadaşlar. Bu ifadeleri karıştırmayalım. Batı düşüncesine etki eden ilk Müslüman filozof Kindi'dir diyoruz. İbn Haldun'a göre hangisi göçebe bedevi yaşamın özelliklerinden birisidir? Özgürlük. İbn Haldun'a göre göçebe bedevi yaşamın özelliklerinden birisidir. Özgürlük. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Bu soruların haricinde ekstra soru isterseniz bahar dönem sonu çıkmış sorular videomuza göz atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.